haremin evet. ilk büyük darbe yemesi 1909. Yani Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle birlikte iddiaçılar bütün haremini dağıtıyorlar. Yani çünkü padişahın bir parçası olarak görülüyor. Sultan Mehmet Reşat onun yerine geçen kardeşinin zamanında harem küçülüyor iyice. Evet. Ve asıl haremin sona erişi Sultan Vahdettin'in yurt dışına çıkması üzerine. 17 Kasım mıydı? 17 Kasım mıdır yurt dışına çıkışı? 1922'de. 17 Kasım. 17 Kasım'da evet. Vahdettin, Sultan Vahdettin yurt dışına çıkınca artık harem tamamen bitiyor ve şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Yani harem tabii orada duruyor. Refet Bele Ankara hükümet adına İstanbul'a geliyor. Şimdi harem halkının masrafları var. Büyük tartışmalar oluyor, bunları biz mi çekeceğiz filan diye. Ayrı bir hazine oldu. Nasıl? Yani sarayın hazinesi, haremin özel bir bütçesi vesaire oldu. Hayır, şimdi iki tane hazine var. Bir devletin hazinesi var, bir de iç hazine var. Yani saray ve padişahın özel masraflarına işte, göre. Haremin. Ama tabii o dönemde savaştan çıkmış, ne hazine kalmış ne bir şey kalmış. Yani halktan toplanan vergilerle şey yapılıyor. Tabii bu her harem dağıtılışında da mesela Abdülhamit'in haremi dağıtıldığında akrabası olan akrabasının yanına gidiyor. Akrabası olmayan perişan ellere düşüyor. Şimdi aynısı 1922'de de söz konusu. Biz daha önce çok ilginç bir şekilde yani Tokat'ta bir arkadaşım bulduğu bir mektubu yayınlamıştık. Nerede bunları, ne yaptık? Oradaydı. Refet Bele zamanında tabii bu ajanslar dünyaya geçiyorlar. Harem dağıtılıyor. Kadınlar evlendirilmeye çalışılıyor çünkü aç kalacaklar. Avrupa ve Amerika basınında bu çıkınca iki tane Amerikalı Refet Bele'ye mektup yazmış. Biz birimiz 23, birimiz 24 yaşındayız. Hareminiz dağıtılıyormuş. Şöyle güzel, narin bir haremden kadına talibiz. Ancak 18 yaşını geçmesin vesaire diye. Pensilvanya'dan bir mektup gelmiş Murat Bey'in elinde şimdi. Talip olmuş. Fakat bu mektup şeyden çıkıyor. Bir Amerikan gazetesinde Chance to get a good wife at bargain rates. İlan çıkıyor. Haber çıkıyor. Pazarlık. Evet. Kelepir fiyatlara. Kelepir fiyatına. Ucuz cariye. Güzel bir eş alma şansı. Şöyle bir haber çıkmış. Ondan sonra efendim bunlar The Honorable Refet Paşa. Yani İsmet Bey Ağab. İstanbul'da Sultan'ın sarayındaki... İşte Şeref Meyap, Şerafet Meyap efendim Refet Paşa'ya diye bir mektup göndermişler. Şöyle fotokopisini şey yapıyorum bunların. Mektupta şu, biz iki genciz diyor. Biri kaç yaşındaymış? Biri 23, biri 24 diye hatırlıyorum. 23 gibi öyle bir şey efendim. Evet. Bize ucuz cariye verir misiniz diyor. İş dönmüş dolaşmış ama utanç verici bir şey. Evet. Haremin haline gelmiş. Tabii bilemiyoruz yani. Tabii. Sonunda o harem büyük bir şey. Yani oradaki kadınlar, harem ağaları vesaire perişan hale düşüyorlar. Tabii bir sistem değişiyor, bir rejim değişiyor aynı zamanda. Ve tabii Amerikalıların da isteklerinin nasıl şekilde sonuçlandığını bilemiyoruz. Mektupları günümüze kadar geldi. Şimdi efendim. Benim oynadığım ilk film Harem Suarayı diye bir filmdi. Ve en etkilendiğim sahne yani kendi oynadığım sahneler arasında harem... Ferzan Özpetek şöyle çekmişti onu. Bir dışarıda bir yerde kışın kadınlar böyle bavullarıyla dağılıyorlar. Birilerinin ailesi dediğiniz gibi almaya geliyor. Benim de ben de böyle bakınıyorum etrafa. Ondan sonra haliyle yıllarca görmediğim insanları da tanımıyorum. Onların beni tanıyıp ya da bir şekilde bulması lazım. Hangi roldeydiniz? Ben Çerkez Cariye'yi oynuyordum. Cariye. Nevres diye bir karakteri oynuyordum. Orada hakikaten oynarken bile insan kötü hissediyor çünkü o kaybolmuşluk hissi yıllarca yani 30 sene 20 sene ne kadar uzunsa tamamıyla kopmuşsunuz sonra birdenbire satılıyorsunuz ya da dağıtılıyorsunuz. Evet, şimdi efendim o filmi ben seyrettim. Çok zaman geçti, söylemekte mahsur yok. O filmin yönetmeni film çekilmeden benimle temas kurmaya çok çalıştı. Ben uzak durdum çünkü... Önce hamam, arkasından harem, bunlar ucuz konular gibi geldi. Oryantalist. Yani sanat filmi, oryantalist konu. Yani sanat filmi yapmak için mutlaka böyle bilmem ne ağırlıklı bir hamam veya bilmem ne harem yapmaya gerek yoktur. Onun için ben hatta bazı ortak dostlarımız vasıtasıyla çok şey oldu, ben hayır dedim. Filmi seyrettim, filme ben güldüm ondan sonra.
Ne öyle bir harem vardır, ne öyle bir olay vardır. Hadise bu değil. Bakın, bir padişah öldüğü vakit, klasik dönemde, padişah öldüğü vakit eğer annesi hayattaysa, onunla beraber bütün hanımları eğer hayatta değilse, sadece hanımları yani anne hayatta değilse, hanımları bunlar alınır, Topkapı'dan eski saraya gönderilir. Eski saray neresi? Şu anda Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin olduğu mekanda bulunan eski ahşap saray. Oraya gönderiliyor. Hatta bazı valide sultanlar işte oğlu tahta ölür, başka bir çocuk padişah gelir, eski saraya gider ama o ölür veya öldürülür, başka bir oğlu tahta çıkar, geri gelir. Böyle Kösem de gitti geldi. Tabii eski saraydan arada getiriyorlar. Gidip gelmeleri olmuştur. Bu klasik dönemde böyledir. Sonraki dönemde bir padişah öldüğü zaman yeni gelen padişah genellikle eskisinin hanımlarına ev, bir köşk, konak, evlendirme vesaire. Hayır, padişah karısı hiçbir zaman evlendirir. Ha pardon, ben cariyelerden bahsediyorum sanıyorum. Padişah karısı hiçbir zaman evlendirir. Tabii ben cariyelerden bahsediyorsun sanıyordum. Bir tek örneği hiçbir vardır. Hiçbir zaman demeyin ama evlendirme. Bir tek örneği vardır onun, bilinen Sultan Mecid'in bir cariyesi kızmış, evlendirilmiş fakat evlendirildiğinde hamileymiş. O aile devam ediyor. İsmini versem herkes sana vermeye gerek yok. Arkadaşlar bir ara verdiği işaret ediyorlar, makineler arasında ne oldu bilmiyorum. Kısa bir ara veriyoruz, ondan sonra o haremde, haremin boşaltılması meselesinin ben size aslında ayrıntısını anlatayım. Kısa bir aramız. Evet efendim, arkadaşımız Mehmet Güntekin'in eşi rahatsızlanmış. Bir telefon geldi, onun için ara vermişiz. Mehmet Bey apar topar ayrıldı. İnşallah ciddi bir şey değil diyor. Allah şifa versin. Allah şifa versin, evet. Apar topar gitti. Mehmet eğer dinliyorsan radyodan yavaş sür arabayı. Evet efendim, bu harem filminde kalmıştık. Biraz ucuz bir film geldi bana. Çok oryantalist. Çünkü oryantalist şeyleri hep ucuz olur. Şeyse. Şimdi harem, dediğim gibi sonraki devirlerde padişah öldüğü vakit, hatta tahttan indirildiği vakit yerine gelen hükümdar kardeşi veya yeğeni veya oğlu önceki padişahın hanımlarına iktidar yıllarındaki lüks ayarında değil ama işte yalılar, evler, konaklar ihsan etmiştir. Bunlar Hazine-i Hassa'nın mallarıdır. Hazine-i Hassa demek Osmanlı İmparatorluğu'nda mevcut olan tahta ait malların bütünüdür. Bir kamu iktisadi teşekkülü düşünelim. Böyle bir şey. Tahtın malı bunlar, tacın malları kimsenin değil. Bunun içine saraylar da dahil. Mesela saraylar padişahın değildir. Hazine, şu bu, hepsi Hazine-i Hassa'dır, tahtın malı. Buralara nakledilmişlerdir. Fakat Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi sırasında çok tatsız olaylar yaşanır. Evet. Hüseyin Avni Paşa'nın o yaptığı darbe sırasında sarayı çeviren askerler padişahın annesine ve hanımlarına çok kötü hareketlerde bulunurlar. Üzerleri aranmak bahanesiyle o zaman kapalı tabii hanımlar, o şeyler başları açılır ve dekolte vaziyette bırakıldıkları söylenir. Onun üzerine de işte Çerkes Hasan bunu yapan bu yaptı diye gidip o paşalara tekrar Hüseyin Avni Paşa'yı vurur. Hüseyin Avni Paşa'yı falan temizler, vurur. Böyle şeyler olmuştur. Ondan sonra haremde bir değişiklik seziliyor. 5. Murad'ın daha sonra tahttan indirilmesinden sonra annesine Sultan Hamid tarafından kötü muamele yapılıyor. Mesela eşyaları alınıyor elinden Sultan Murad'ın. Hatta uzun çarşılığı yayınlamıştı. Evet. Kol düğmelerini istiyor, al diyor, gönderiyor. Düğmeleri al ama onda diyor güzel Saksonya vazoları vardı, onları niye yollamıyorsun diyor. maksat şey, elinde para edecek bir şey olmasın. Evet. Aleyhime darbe kullanmasın diye. Böyle tatsızlıklar yaşanmıştır. Fakat Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinden sonra 1909'da
Yıldız Haremi boşaltılmıştır ama şöyle boşaltılmıştır. Gidecek yeri olmayan yaşlı kalfalar, çünkü haremdekilerin hepsi genç kızlar değil. Evet. Burada kalfa kadınlar var, eski hizmetkarlar var, usta denilen hanımlar var. 60-70 yaşında kadınlar var. Neredeyse ya, yani daha fazla hatta. Son dönemde yüzü geçmiş hanımlar varmış şeyde. Bunlar o zaman artık olan Darül Ceze'ye veyahut başka konaklarda başka ailelere gönderiliyor. Fakat genç olan hanımların evlenmeleri teşvik ediliyor. Ama padişah eşi değil bunlar. Çünkü cariye sadece açıkçası padişahın müstefreşesi, yani yatağına güvenmek değildir haremdeki kadın. Zaten bulaşıkçısı, çamaşırcısı, her şeyi var. Evet. İçinde evlenmeye teşvik edilirler. Ve bazılarına kocalar bulunur. Fakat önce akrabalarıyla temas ettirilir. Çünkü son dönemde artık bunların kim olduğu, nereden geldiği belli. Evet. Eski zaman gibi değil. Ve akrabalar gelir, alır götürürler. Ve İstanbul Türkçesinde özellikle 1950 sonrasında, pardon 1930 sonrasında kullanılan saraylı hanım sözüyle kastedilen hanımlar bunlardır. Ama hiçbir şekilde padişah hanımı değildir bunlar. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Pardon, şunu bir şey yapayım. Şeyi, çünkü ve ondan sonra Sultan Reşat kendi haremini kurar. Ve Dolmabahçe Sarayı'nda ve iddiaçılar da küçük bir harem olsun diye baskı yapmışlar. Tabii. Kalabalık olmasın demişler. Ben şeyi söyleyeyim, bu 1903'te sırf 190 tane hadım köle var sarayda. 1903 evet. Abdülhamit zamanında. Yani o kadar kalabalık. Yalnız şimdi hadım köleler, onu not alayım da onu şey yapayım. Hadım köleler başka işe de yarıyor. Sultan Reşat ailesiyle yani şu Dolmabahçe Sarayı'na. Ve orada çocuklarının da oğullarının da haremleri var. Mesela iki hanım var, üç hanım var veya birkaç tane cariyesi var. İşte biraz önce sorulan o Safiye Ünivar'ın kitabı o dönemi anlatan çok doğru bir kaynaktır. Derken Sultan Reşat'ın vefatından sonra gene o hanımlar dağıtılır evlere, konaklara, köşklere. Evlenenler evlenir. Ailesi bulunanlar bulunur. Fakat asıl harem tasfiyesi Erhan'ın dediği gibi Sultan Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de Türkiye'den ayrılmasıyla yaşanır. şeyin Sabiha Sultan'ın, Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın o günleri anlattığı hatıraları var. Onun bir kısmını yayınladım, bir kısmını yayınlamadım. Tamamını yayınlayacağım. Bir arada istiyorum şeysini. Şey mi? Teferruatlı mı? Teferruatlı. Çok acı şeyler oluyor. Bir kere padişah gittikten sonra bunlar iki gün aç kalmışlar. Yiyecek hiçbir şey yok sarayda. Ve hiç kimsenin aklına orada haremde yaşayanların olduğu ve bunların karınlarını doyurmaları gerektiği gelmemiş. Şey gün. Ondan sonra bunlar alınıyor Yıldız'dan ve Dolmabahçe'den. Dolmabahçe'de zaten az kişi var. Yıldız'dan alınıyorlar. Çırağan Sarayı'na götürüyor. Yani daha doğrusu Çırağan yanmış da Feriye Sarayları'na. O şimdi lise şey falan var ya, o kısımlar. Ve eski ahşap binalar. Şimdi yok o binalar. Oraya götürülüyor. Ve kadın efendi de götürülmüş. Yani Sultan Vahdettin'in hanımı, birinci hanımı Emine Nazikadağ kadın da götürülmüş. Orada burada oturun diyorlar. Bir şey karar alana kadar biz. Pardon. Ve pencere yok. Pardon, cam yok. Camlar kırık çünkü harabe vaziyetinde, kullanılmıyor artık oralar. Ve bunlar zavallı kadınlar camlara şeyler asmışlar. Ne derler? Çamaşır, tülbent vesaire. Tülbent, efendim yastık kılıfı, yorgan yüzü onlara asmışlar. Ve Kasım sonu işte hava buz gibi, yakacak hiçbir şey yok, titriyorlar. Şeyden birkaç günde orada aç kalmışlar. Ondan sonra işte tekrar bir aileleriyle temas ettirip dağıtıma giriliyor. Ve işte padişah hanımları bir iki küçük yere gönderiliyor. Kendi mülkleri olanlar. Mesela Çengelköy'e giderler. Sultan Vahdettin ailesi. O şekilde dağılır ve harem bu surette son bulur. Fakat senin söylediğin Sultanahmet zamanındaki hadım ağalar sadece sarayla uğraşmıyor. Bunları
Diplomatik işlerde de özel temaslarda da falan kullanıyor Sultanahmet, o bilinir. Çünkü şey mesela 3. Murat zamanında 50 tane hadım ağa var. Sultan Hamit zamanında 4 misli yani yaklaşık 190 tane. Yani bunlar bir yerde saray görevlisi gibi tabii, kullanılmış. Padişah'ın yakın çevresi. Yakın çevresi. Çünkü Sultanahmet Yıldız'dan bir kendi çevresi içerisinde idare ediyor devleti. Çıkmaz dışı. Onlardır. Pek öyle çıkmıyor. Yani cami, namaza bile, cuma namazına bile Yıldız Camii'ne gidiyor yani en yakına. Evet. Şey bu. Harem meselesi bu. Şimdi ben çok kısa konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten özellikle o projenin içinde olduğum için kimsenin avukatlığını yapmak istemiyorum ve iyiydi kötüydü tartışmasını da yapmak istemiyorum. Ama şunu söylemem gerekiyor. O bir masal gibi bir filmdi ve tabii ki siz oryantalist diyebilirsiniz. Bunu işte batılılara allayıp pullayıp... Yok onu kastetmedim ben. Hayır. Ben filmde veya romanda her şey yapılabilir. Ona hiçbir zaman karşı çıkmam. Benim karşı çıktığım şey başka. Siz buyurun söyleyeyim ben onu. Ferzan'ın yapmak istediği orada bence, tabii yıllardır konuşmuyoruz ama o dönem konuşurken ve bu projeye hazırlanırken gerçekten de o hissiyatı ve bu kadınların trajik hikayesini anlatmaktı. Dolayısıyla bir sürü hikayeden mürekkep, bir sürü yerden alıntı. Mesela oradaki baş karakter Safiye Sultan'dı ama bu bahsettiğimiz Safiye, demin biraz bahsettiğimiz Safiye değil, ismi oradan seçilmiş. Zaten o, son dönemde affederseniz öyle isim olmuyor artık. Yani daha değişik. Çerkez isimler var özellikle. O aç kalma hikayesi. Mesela biz o sahneyi çekmiştik. O donmaları, o sarayın içinde. Ama tabii ki o 2. Abdülhamit döneminde değil. Ama bütün bunlar değişik. O dönem bayağı bir hazırlanmışlar. Değişik dönemlerden alıp bir potpori yapmışlardı. Dolayısıyla ben de bunun içinde olunca estetik anlamda olsun, filmin müzikleri olsun, filmin oyunculukları olsun, ekibin hazırlanışı olsun benim için gerçekten çok önemli bir projeydi. Tabii bir de tabii evet. Ki hani ilk filmimdi. Dolayısıyla çok şey öğrendim orada. Oyunculuk şimdi açısından şunu da söyleyeyim. Gerçekten de orada o dönem ben hazırlanırken bayağı bir okumuştum. Ve o okumalar bana şunu göstermişti. Bu kadınlar dediğiniz gibi evlendiriliyor, işte yurt dışına gidenleri belli şeyleri bırakmışlar, mektuplarında onları gönder diyorlar vesaire vesaire. Bir sürü şey böyle, hani onlar da ne olacağını bilmiyor. Bazıları belki dönüp hanedan tekrar başa geçecek ve tekrar saraylarına dönecekler diye düşünüyorlar. Bazıları oldukları yerde hükümetleri devirip Osmanlı'yı oraya taşımayı planlıyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla hani kimse ne olacağını bilmiyor ve bu anlamda da gerçekten özellikle kadın figürleri bana çok, yani özel sinema açısından çok elverişli bir materyal olarak gelmişti. Şimdi efendim benim o filme karşı olmamız, daha doğrusu o seriye karşı olmamın sebebi şu. Bir sanat filmi çekmek için mutlaka sansasyonel bir konuyu abuk subuk şekilde işlemek gereksizdir. Başta hamam nasıl işlendiği malum. Yani görüşe ben karşı değilim. İstediğini yapar. Ama sansasyon maksadıyla yapılırsa o zaman ben de kendi görüşümü söylerim. Hamam arkasından harem. Yani bu hoş bir şey değildi. Ben filmin kalitesini veyahut tarihi gerçekliğine onları tartışmıyorum. Romanda, filmde istediğinizi yaparsınız. Yalnız şunu söyleyeyim ve gelen birçok okuyucu sorusunda da bu var. İşte şu roman doğru mudur, inanabilir miyiz? Hayır efendim, romana inanamazsınız. Adı üstünde roman. Mesela eğlendirme vakit geçirdi. Safiye ama Sultan falan tabii çok saçma sapan yani romandır. Tarih kitabı değildir bunlar. Tarih kitabından öğrenilir. Onu roman olarak okuyacaksınız. Kenize Murat. İçinde tabii ki romanın özellikleri vardır. Romanla ilgili bölümler vardır. Ama ailesinin hikayesidir. O ayrı bir şey. Fakat İrfan Orga bu arada o kitabı okumadım ben, biliyorum. Çok sevdiğim bir kitaptır okumadım. O benim. Portrait of an Ottoman Family diye bir kitap. Evet, ama okumadım. Çok güzel. Ama o demin söylediğim gibi yani sansasyon maksadıyla vay be Türkiye'de neler oluyormuş, hamamlarda neler varmış maksadıyla filmin çekilmesi başka bir şeydir. O evet, ben o bambaşka bir konu. Onu tamam, onu ben de yoksa tartışmam sizle. Başka şey mi yok Türkiye'de şey yapılacak?
Şimdi efendim evet, biz sizden rica edelim. Court life denilen İngilizlerin bu saray hayatı, courtesan. Aslında Fransız diyelim ona, Fransız, oradan evet. İngiltere'ye geçiyor. Evet. Bunlar mesela bizde sarayda iki kısım var. Enderun, harem. Enderun'da erkekler, orası ofis bir yerde. Mektep, ofis, idari kısım. Efendim bir de harem. Yunanlarda biliyorsunuz jimnasyum, evet. Kadınların olduğu, andro denilen erkeklerin evet. olduğu. Aynı şey. Hep bunlar evet. var zaten. Tabii erkekler, kadınlar. Bunlar bir zincirin devamıdır. Fakat Fransızlarda özellikle bu apayrı bir şey. Millet sarayda yatıp kalkıyor aileleriyle. Evet. O filmlerde Tudors'ta falan çok güzel anlatıyor onları. O da yatıp kalkıyorlar, vıdı vıdı dedikodu, çekiştirme, kulis, altına oyma, böyle bir hayat. Ve tabii oyunlar, tiyatro piyesleri, evet. müzikaller. Evet. Şimdi bu hayatı bir anlatır mısın? Bunlar niye toplu halde yaşıyorlar? Şimdi mesela affedersin şey, kral tek başına giyinip soyunamıyor. 50 kişi odada. Ama o enteresan şey. Ritüeller. Bizim de bizim ya geldiğe girerken şey yaparken 50 kişi bekliyor tepesinde, bizde yoktu öyle şey. Bizim 28 bizim elçiler Fransa'ya gittiği zaman 28 Mehmet Çelebi Lale Devri'nde bütün herkes onu seyretmeye geliyor. Şimdi o işte demin söylediniz, kralı seyrediyorlar ya, aynısını. Şimdi iftar yapacağını duyuyorlar elçinin. Aa o çok güzeldi. Bütün evet, kadınlar evet. doluyor. Sonra ertesi gün geliyorlar. İftardan sonra bunların teravih namazı kıldığını duymuşlar. Hadi teravih kılın öyle gidelim. Yani o dediğiniz gibi o kralı seyretmeyi gelen bizim elçilere de yapıyorlar. Yani o aynı şekilde devam ediyor. O çok güzel bir Avrupa evet. seyahatini. Adam nereye gitse kadınlar peşinde, bir de kavuğunu şey yapıyorlar. İşte türban oradan geliyor. Ona da öyle şeyler salmaya başlıyorlar. Evet. Sonra belki biraz resimlerden de bahsedersek. Engr'ın fotoğrafını. Ya da Jericho, Jerome vesaire evet. gibi insanlardan. Onların ne kadar etkilendiğini ve... Hayali ama. Tabii hayali. Evet. Şimdi. Evet şu... Saray hayatı, kurtizanlar. Şimdi saray hayatına gelmeden önce şunu anlatmak gerekiyor. Courtly love geleneği, yani saray aşkı geleneği, değişik kaynaklara göre bazıları diyorlar ki Güney İspanya, Kordoba döneminde Araplardan gelme. Dolayısıyla Arapların bu aşk ve meşk edebiyatı ve musikisi Avrupalıları etkiledi. Bazıları da diyor ki, şimdi Katarlar diye bir grup var. Katarlar çok enteresan çünkü bazıları diyor ki Katarlar Fars dininden, işte Zoroaster olsun biliyorsunuz ya da Gnostizm olsun. Zerdüşt diyoruz biz ona Türkçe'de. Pardon, Zerdüşler olsun. Doğru, Zerdüşt nasıl buyurdu. Oradan hatırlamam gerekiyordu. Aslında Doğu kökenli, yine işte Araplar değil de İran bölgesinden etkilenip bunu Bulgaristan vasıtasıyla ve güneyden gelen, yine İspanya'dan gelip Güney Fransa'da yerleşmiş bir grup bu. Ve bunlar çok enteresan. Çünkü courtly love geleneğini, yani Turkish please, Türkçe lütfen. Saray aşkı ve saray musikisi, yani troubadourlar aslında şu anda Avrupa edebiyatın, aşk şiirlerinin vesaire atası. Müzikle yapılıyor. İşte mandolin ve benzeri enstrümanlar eşliğinde bu şiirler şarkı gibi söyleniyor. Şimdi bu troubadourlar aslında Katarlardan etkilendiği ve pat diye troubadour diye bir şey çıkmaz. Katarların müzikleri ve şiir, edebiyat kültüründen aslında çıkan şeylerin olduğunu söyleniyor. Bu tabii ki %100 kanıtlanabilir bir şey değil. Çünkü Katarlar Ortodoks bir din. Yani dediğim gibi Zerdüşt ve benzeri şeylerin karışımından o dönem Katoliklerine çok ters gelen. Hiç anlamadım şimdi. Şimdi şöyle. Burada saray hayatının ne alakası? Şöyle alakası var. Katarlar çok enteresan bir sekt. Çünkü bir taraftan Ortodokslar. Sekt? Bir mezhep. Mezhep. Vejeteryanlar. Sizin hiç sevmediğiniz bir şey. Okuyorlar.
Yani şimdi feminizmden sonra vejeteryanlığa da karşı. Evet, şimdi her türlü. O tabii bir şey yok. Evet. Ona şey yapmamız. Bay muhalif. Evet, sonra? Bir, o dönemin Katoliklerine çok uçuk gelecek şeyler yapıyorlar. Yani mesela din adamları bir sürü şey onlar için yasak ama kadınlar olsun... Öldürmek mesela kesinlikle yasak. İdam kesinlikle yasak. Sarayla ilgisi ne? Şöyle, bu adamlar bu müzikleri ve bu edebiyat ve bu tradisyonu, bu geleneği kurdular deniliyor. Yani bu aşk şiirleri, topluca yaşama, musiki eşliğinde, grup halinde bir şeyler yapma vesaire. Bunların Katarların çıkarttığı söyleniyor. Aha. Ama bunu bilemiyoruz çünkü Katarlar... 1200-1300'lerde tamamen ortadan silinmiş oluyor. Katolikler o dönemin... Bunların söylediği çıkartanı kim söylüyor? Bir sürü tarihçi söylüyor. Yani şeylere bakarsanız ben geçen dönem yani Eylül-Ekim ayında bununla ilgili bir araştırma yapmak durumunda kaldım. Ve o dönem ben bile hiç yani duymamıştım doğrudur. Sadece yani Katarlıları biliyordum ama bu kadar derinlemesini okumamıştım. O vasıtayla öğrenmiş oldum. Dolayısıyla dediğim gibi bazıları Araplara yani Güney İspanya Araplarına ve o eski işte Müslüman ediplerin ve filozofların şeyinden geleneğinden geldiğini söylüyor. Bazıları da dediğim gibi Katarlara bağlıyor. Uzun lafın kısası bu Katarlar tamamıyla öldürüldüğü için yani yok edildi. Böyle birkaç yıl için 10 yıl içinde falan bütün hepsi siliniyor. Katolikler tarafından. Evet, saraya gelelim şimdi. Saraya gelince bu gelenek şöyle oturuyor. Şimdi kral diyelim merkezde. Kral her zaman ya böyle tanrı vasfıyla oradadır biliyorsunuz. Kutsal Roma İmparatoru Titro olsun. Güneş Kral Titro olsun. Hepsi de aslında orada merkezde duran figürler. Ama bunların etrafında... Hep aileler var sizin de demin belirttiğiniz gibi. Ve bir sürü kral bu ailelerden kadın alıyor. Dolayısıyla demin Henry'de bahsettik. Boleyn ailesinden alıyor. İşte Versailles yapıldıktan sonra Louis'ler öyle. Yani mesela bu meşhur Marie Antoinette vesaire. Bütün bunlar aslında o dönemin aristokratik ve ünlü ve varlıklı ailelerinin mensupları. Dolayısıyla sürekli hani kan... Ayrı kalıyor. Ayrı yani şey olmuyor. Devran etmiyor. Evet. Halka inmiyor yani. Halka inmiyor. Evet. Ve sağ olun özellikle bu saatlerde gidiyor tamamıyla böyle. Saray hayatının önemli bir bölümü tabii ki bu mesela sanatla bize gelmiş. Yani çünkü eserler şey döneminde diyelim Elizabeth döneminde tiyatro çok ön planda. Malum işte Shakespeare çağı. O döneme kadar kadınlar oyunculuk yapamazken bir dönemden sonra yani eskiden hep erkekler kadın rolüne çıkıyormuş. Ondan sonra kadınlar da çıkıyor. Hatta mesela belli imparatorların sevgililerinin oyunculuğa heves etmiş sevgilileri için oyunlar yazılmıştır falan filan. Her neyse uzun lafın kısası resim olsun. Hepsi portre yaptırıyor. Dolayısıyla sarayda niye bunlar sarayda ne yapıyor bunlar? Ya, yaşıyorlar. Niye? Bunların evi yok mu? Yok. Şimdi bakın şöyle oluyor. Bunlar dediğim gibi belli ailelerden kız alıyorlar. Bazı aileler şeyden düşünce, gözden düşünce bunlara bir malikane verilip Sir ya da Lord ya da bilmem ne ilan edilip hani önceden de bir sürüsü vardı ama bazılarının titri yok. Bunlara güzel titriler evet. verilip saraydan uzaklaştırılıyorlar. Dolayısıyla o dönemde mesela tabii ki gözdeler ancak sarayda kalabiliyor. Ama sizin sandığınız gibi her sarayda böyle yüz binlerce insan, yani yüz bin abarttım. İşte yüzlerce insan yok. Bazı saraylar, mesela 2. Philip, yine bu 5. Charles'ın, neydi onun? Charles'ın oğlu. Charles'ın oğlu. Biz onu Felipe diyoruz ona. Filipe. Felipe diye. Felipe. Bulgar şerif gibi oldu. Felipe'nin, 2. Felipe mesela çok koyu Katolik ve şey olduğu için böyle hakikaten asetik
çok dindar olduğu için onun mesela sarayında çok fazla insan yoktur. Dolayısıyla kraldan ya da işte prensten prense, kraldan krala değişiyor. Felipe'nin sarayında mesela odasının fotoğrafını görmüştüm ben, hiç İspanya'da gitme şansım olmadı oraya. Ama inanamazsınız, böyle hücre gibi bembeyaz ki bu adam işte Hieronymus Bosch gibi çok tuhaf resimler yapan, biliyorsunuzdur. İnsanların patronu yani şeydir, himayesini almıştır. Yani hamisi. Hamisini almıştır. Şimdi bu dediğiniz şey saray hayatı, o işte beraber şeyler falan. Neydi Atina'da o meşhur bahçesi olan felsefeci? Sokrat. Hayır. Hangi? Rahat, zevk ve sefa içinde yaşama. Epiküryen hayat. Bu Epikür de haksızlığa uğramış adamlardan bir tanesi. Çünkü Epikür böyle... Epikür bize kimse, çok kişi bilmez. Hayır ama hani böyle hedonizmin kralı gibi gözükür. Ama aslında o hedonizmle alakası yok. Sadece neyse o... Neyse ona hiç şey yapalım. Evet. Efendim bu bahsettikleri hayat bizdeki işret meclisidir. ne meclisi? İşret meclisi. Bizde... saraylarda ailelerin yaşaması diye bir şey yoktur. Şeyde. Zaten ama, devşirme sisteminde aile tabii olamaz değil mi? Yani. Ama şu var, hükümdarın nedimleri ve musahipleri, yani yakınları, etrafında bulunan, onu eğlendiren kişiler şunlar bunlar. Ve haremde de şeye giden, hareme gidip gelen bazı hanımlar var. Şeyde. Bunlar bazı eşya satmak için gidiyorlar, dedikodu yapmaya gidiyorlar, bilgi taşıyorlar, şu bunlar var. Güzel cariye getirmeye. Yok, onlar esir pazarına yapılıyor. O iş kayıtlı işte, o kadar kolay değildir. Atana kadar getirilmeye götüremez. İşte bir de mesela... bir kere bunlar şey yapmadan önce sıkılıyor, muayeneden geçiriliyorlar, sağlık şeyi, hastalık falan şey var mı diye. Hatta fakat bir sürü hazırlanıp, meclisi... bayağı bir uzun süre hazırlanıp ondan sonra. Yani işte musiki dersleri bilmem ne falan filan. Aslında yani evet tabii. Ama işret meclisi, şimdi Halil Hoca o konuda bir kitap yazıyor, çıkmak üzere. Halil İnalcık. Bir makale yazdı. Şimdi bazı yazmalarda, bu hükümdara ithaf edilen özellikle yazmalarda, nerede nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyorlar. O bizde pek incelenmedi. Evet. İşret meclisi şeyi. Yani bu sarayda budur. Belli bölümlerden mi bu? Evet, fakat buna gece kalmıyorlar. Gidip geliyorlar. Yani nedim deniyor bunlara, musahip deniyor. Yani sohbet adamı, yakın dostu odur o. İşte Evliya Çelebi onlardan birisi, meşhur evet, Seyyah. Evet, evet. 4. Murad'ın musahiplerinden. Ama şeyin de var aynı şey, ne derler. Sadece padişahın değil, beylerin, paşaların da böyle adamları var. İşret meclisleri var. Bunlar şey derler, sanatın koruyucusu olanlar, patronaj dediğimiz mesele, aynı sizin söylediğiniz. Resimlerini yaptırıyorlar, sanat şey yapıyorlar falan, odur. Ya zaten mesela Batı sanatı o patronaj sistemi olmasa ya da Rönesans diyelim çok zor ayakta durur bir şeydi. Yani evet. Habsburglar olmasa, Hozerinler olmasa evet. Hepsi zaten belli ressamları sponsor etmiştir yani, tabii, kelimesi tabii. Bu. Tabii, tabii. Ama şey şimdi Fransa'da vesairede orada ailelerle birlikte. Padişahın çevresi yaşıyor sarayda. Yani o meclislere vesaire katılanlar. Ama bu ressamlar falan sadece belli dönemlerde yaşıyor. Tabii yani öyle. Onlar yok yani o yine tam bizim işte tam aynı şey benzemiyor. Değil. Çünkü orada yani hür, kadın, erkek gidiyor da. Tabii saraylar büyük. Şekilde hükümdar yalnız değil mesela. Değil o. Tabii. Ama bizde o yalnızlık tamam da öbür tarafta yani Avrupa'da yani gözünü çıkartmışlar artık. Tabii. Hepsi orada. Elbise giyiyor. Adam geldiğe gidiyor 50 kişi tepesine çekiliyor nasıl şey. Yani böyle şeyler var. Şunu getirmiştim, unuttum. Şunu söyleyelim, komik bir şey diyor bu. Ben hep karıştırırım şimdi, bunda ismi yok. Sultan Mecid'in annesi. Bezmi Alem mi şey mi? Bir dakika. Hep karıştırırım ben ikisini. Bezmi Alem herhalde. Bir dakika, Nakşi değil, Mahmud'un ki. Nakşi değil, ay Sultan... Şimdi bir Mecid'in annesi, bir Aziz'in annesi. Biri Bezmi Alem, öbürü... Bu Abdülmecid'in annesi. Abdülmecid'in annesi. Bu da vardır. Belki. Bulamadım. Abdülmecid'in annesi. O Sultan Aziz'le Mecid'in annesini ben hep karıştırdım. Bezmi Alem, Bezmi Alem. Bezmi Alem değil mi? Pertemniyel Aziz'in. Pertemniyel Aziz'in, tamam. Pertemniyel Aziz'in. Bu Bezmi Alem, Valide Sultan'ın oğluna yazdığı bir mektup.
Yani güzeldir. Hangisi şey yapıyor? Bu güzeldir. Evet. Bu sarayda mı, arşivde mi? Fotokopisi bir adam almıştım ben bunun kopyasını. Bir cariye. Benim oğlum mu diye. Benim aslanım. Aslanım. Fakat mı? Şimdi enteresan tarafı çok İbni hatası var. Yani okuma, yani yazısı hem kötü hem çirkin hem şeyi. Benim aslanım bir cariye hazırlanmış. Şimdi şey öğlen uykusuna yatmış Sultan Mecid. Annesi, çünkü haremin hakimi valide sultan ya. Annesi almış şeyi, bir cariyeyi hazırlatmış, ona mektup yazıyor. Benim aslanım bir cariye hazırlanmış. Çabuk kalktıktan sonra bir bak diyor. Takdim olundu. Fakat şey enteresan. Kız diyor çok heyecanlı. Acaba efendimiz beni beğenecekler mi diye çok şey yapıyor. Fazla diyor şey yapmadan, ne derler. Heyecanlandırmadan bir şuna bak bakayım beğenecek misin.